Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Adjektive mit un. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, bu başlığa baktığımızda, yani Adjektive mit un başlığına baktığımızda bundan ne anlamalıyız? Un arkadaşlar sıfatı olumsuzluyor. Dolayısıyla nasıl olumsuzluyor? Türkçemizde var olan söz gelimi hoş, nahoş. Oradaki na ne yapmış oluyor arkadaşlar? Olumsulamış oluyor. Burada da arkadaşlar un ile sıfatı olumsulamış oluyoruz. Ne demek istediğimi örnekler içerisinde anlayacağız. Ancak onu oraya geçmeden önce arkadaşlar bu bütün sıfatlar için geçerli değil Almanca'da. Yani un ile bütün sıfatları olumsularım diye bir kuralımız yok. Çünkü o noktada başka yapılarla olumsuzluyor olacağız. Bu dersimizde un ile olan bu olumsuzlamaları görüyoruz. Şimdi ilk örneğe baktığımızda arkadaşlar Der Mantel ist nicht bequem örneğini görüyoruz. Burada gayet anlaşılır bir cümle değil mi? Bequem neydi? Rahat demekti. Nicht bequem denildiğinde rahat değil. Öyle değil mi? Mont rahat değil derken Der Mantel ist nicht bequem demiş oluyoruz. Ama başka türlü de bunu ifade edebilirdik. Ne derdik? Er ist unbequem. Bakın burada ne oldu arkadaşlar? Nicht yerine ben unbequem diyerekten ne yapmış oldum? Rahat değil demiş oldum. Dolayısıyla Der Mantel ist unbequem ya da er ist unbequem dediğimde o rahat değil demiş oluyoruz. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Das ist nicht zu glauben. Glauben inanmak. Bu inanılır değil. İnanılır gibi değil. Değil mi? Bu durumda das ist nicht zu glauben. Bakın burada zu plus infinitiv kendisini hissettiriyor öyle değil mi? Nicht zu glauben. İnanılır gibi değil. Şimdi burada nicht ile glauben'i bir araya getirdiğimde yani olumsulama yapmak istediğimde nasıl ifade edebilirim? Başka türlü. Es ist unglaublich. İnanılmaz. Dediğimde arkadaşlar es ist unglaublich dediğimde demek ki bu durum artık neyse değil mi? İnanılmaz şeklinde ifade edilmiş oluyor. Demek ki nicht zu glauben diyebileceğim gibi es ist unglaublich de pekala diyebiliyormuşuz. Üçüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Der Schraubenzieher ist nicht nützlich. Der Schraubenzieher, evet çizmeye çalıştım. Tornavida demek arkadaşlar. Nicht nützlich, nützlich yararlı anlamına geliyor. Yani yaramaz deriz ya, işe yaramıyor. Kullanılır durumda değil, bozuk, kırık gibi değil mi? Artık işe yaramaz anlamına geliyor. Bu durumda demek ki tornavida işe yaramıyor diyecek olursak Der Schraubenzieher ist nicht nützlich demiş oluyoruz. Şimdi buradaki nicht nützlich yerine ne yapabiliriz arkadaşlar? Un yapısını işin içerisine kattığımızda bakın. Er ist unnützlich ya da der Schraubenzieher ist unnützlich de pekala diyebiliyoruz. Demek ki ist nicht nützlich, unnützlich şeklinde de ifade ediliyormuş. Değil mi arkadaşlar? Dördüncü örneğe bakalım. Ne diyor? Der Angestellte war nicht höflich. Der Angestellte neydi arkadaşlar bu? Ne meslek grubuydu? İşte beyaz yakalı çalışan değil mi? Bu bir gişe memuru olabilir. Bu bir ofis çalışanı olabilir. Bu kapsamdaki insanlara değil mi? Der Angestellte şeklinde memur diyebiliriz. War nicht höflich. Höflich neydi? Höflich de kibar demekti değil mi? Demek ki memur, çalışan değil mi? Kibar değildi. Bakın buradaki nicht höflich diyebileceğimiz gibi ne diyebiliriz? Unhöflich de pekala diyebiliriz. Bu durumda der Angestellte war unhöflich ya da er war unhöflich diyebiliyormuşuz. Değil mi arkadaşlar? Beşinci örneğe bakalım. Markus findet Geometrie nicht interessant. Tabi bu bir cümle. Geometri tabii ki çok ilginç değil mi arkadaşlar? Markus demek ki geometriyi ilginç bulmuyor diyor cümlemiz. Şimdi burada nicht interessanta
odaklandığımızda bunu nasıl başka türlü ifade ederiz? Un olumsuzluğuyla. Bu durumda ne diyeceğiz? Markus findet Geometrie uninteressant. Demek ki nicht interessant ne olacakmış? Uninteressant şeklinde de pekala yorumlanabiliyormuş, değil mi arkadaşlar? Ve son örneğe geldi sıra. Ne diyor örneğimiz? Karl isst zu viel fast food und ist nicht sportlich. Evet, Karl ne yapmıyor? Ne yapıyor daha doğrusu? Zu viel fast food, oldukça fazla fast food yiyor dediğimizde, değil mi? Zu viel, oldukça, çok anlamında, değil mi? Çok çok anlamında. Und ist nicht sportlich, öyle değil mi arkadaşlar? Çok fazla fast food yediğimizde sportif olmamız pek söz konusu değil, değil mi? Mümkün mertebe sağlıklı beslenmekte fayda var. Sebze gibi, meyve gibi, değil mi? Et gibi birçok besinlerden düzgün bir oranda, değil mi? Her şeyden, her gruptan beslenmemiz gerekiyor. Evet, bu sosyal mesajı da vermiş olduktan sonra, verdikten sonra zu viel fast food, oldukça çok fazla fast food yiyor und ist nicht sportlich ve sportif değil. Şimdi bizim odaklanmamız gereken neresi? Nicht sportlich, değil mi? Ben bunu nasıl ifade edebilirim? Unsportlich, değil mi? Dolayısıyla sportif değil dediğimizde unsportlich şekline bürünüyor. Bu durumda bakın bu yapının aynısını, bu cümlenin aynısını buraya geçiriyorum ve diyorum ki Karl isst zu viel fast food und ist unsportlich. Bakın demek ki nicht sportlich yerine unsportlich de pekala kullanılabiliyormuş. Dilerseniz bu cümleleri şimdi arkadaşlar şöyle bir üstünden bir geçelim. Ardından doğru telaffuz çalışmasına da ardından geçelim. Der Mantel ist nicht bequem örneğine baktığımızda demek ki neye odaklanacağız arkadaşlar? Nicht bequem, değil mi? Nicht bequem, rahat değil. Şimdi rahatsız diyecek olursak demek ki Mont, değil mi? Dar geliyor olabilir, bol geliyor olabilir. Dolayısıyla içinde rahat etmiyoruzdur. Bu durumda ist unbequem, değil mi? Der Mantel ist unbequem. De pekala diyebiliyormuşuz nicht bequem yerine. İkinci örnekte das ist nicht zu glauben, bu inanılır gibi değil dediğimizde nicht zu glauben, bakın burada zu plus infinitif yapısını görüyoruz, değil mi? Nicht glauben demek ki kendini neye bırakacak? Unglaublich, inanılmaz şekline bürünecek. Bu durumda es ist unglaublich denildiğinde inanılmaz demiş oluyoruz. Üçüncü örnekte der Schraubenzieher, neydi der Schraubenzieher? Tornavida demekti, değil mi? Der Schraubenzieher ist nicht nützlich, kullanılır değil, işe yaramaz anlamında ist nicht nützlich. Demek ki o işe yaramıyor diyecek olursak ist unnützlich ya da der Schraubenzieher ist unnützlich demiş oluyoruz. Dördüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar der Angestellte war nicht höflich cümlesinde demek ki biz neye dikkat etmemiz gerekiyor? Nicht höflich yapısına, değil mi? Nicht höflich yani kibar değil. Kim kibar değil? Der Angestellte ne dedik arkadaşlar? Memur, değil mi? Masa başı çalışanı için kullanılan, değil mi? Der Angestellte. Şimdi burada demek ki nicht höflich yerini neye bırakacak? Unhöflich sıfatına. Dolayısıyla der Angestellte war unhöflich ya da er war unhöflich dediğimizde o, değil mi, kibar değildi demiş oluyoruz. Beşinci örnekte ise Markus findet Geometrie nicht interessant. Markus geometriyi ilginç bulmuyor dediğimizde oradaki nicht interessant ne olacak? Uninteressant. Bu durumda Markus findet Geometrie uninteressant demiş oluyoruz. Tabii bu bir örnek. Geometri tıpkı diğer derslerde olduğu gibi, değil mi? Hepsi birbirinden önemli ders konuları. Dolayısıyla hiç birisi daha önemli, birisi öteki az önemli diye bir şey yok. Hepsi çok çok önemli. Öyle değil mi? Ve son örneğe baktığımızda Karl isst zu viel fast food und ist nicht sportlich. Çok fazla, o haddinden fazla, değil mi, fast food yiyor Karl ve sportif değil derken buradaki nicht sportlich ne olacak?
unsportlich. Bu durumda Karl isst zu viel fast food und isst unsportlich demiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar telaffuz çalışmasına geçebiliriz. Der Mantel ist nicht bequem. Der Mantel ist nicht bequem. Er ist unbequem. Er ist unbequem. Das ist nicht zu glauben. Das ist nicht zu glauben. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Der Schraubenzieher ist nicht nützlich. Der Schraubenzieher ist nicht nützlich. Er ist unnützlich. Er ist unnützlich. Der Angestellte war nicht höflich. Der Angestellte war nicht höflich. Er war unhöflich. Er war unhöflich. Markus findet Geometrie nicht interessant. Markus findet Geometrie nicht interessant. Markus findet Geometrie uninteressant. Markus findet Geometrie uninteressant. Karl isst zu viel Fastfood und ist nicht sportlich. Karl isst zu viel Fastfood und ist nicht sportlich. Karl isst zu viel Fastfood und ist unsportlich. Karl isst zu viel Fastfood und ist unsportlich. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde adjektife mit un konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.